İyi. Güzel. Abi benim her yayın başlığım güzel. Ben yayın başlıklarını hiç düşünmeden yazıyorum çünkü. Böyle tıklıyorum, aklıma gelen ilk şeyi yazıyorum. Böyle şekil şıkıla gerek yok. Komiklere yalan Hadi izleyelim abi. eklere. Hadi izleyelim. Çok heyecanlıyım şu an bu arada. Son sırt sırtayı ben yayında seyretmedim galiba. Boş paketi mi Berfin alıp ve geldim Ufuk. gerçekten? Sırt sırtaya hoş geldin. Dur. Berfin ve Ufuk. Berfin iyi be. Al burnu yamuk. Güzel, güzel insanlar bir yandan. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız yandan ayrılmaya o karar verirseniz para ödülünü aynen alamayacaksınız. kızın gözleri bir değişik. Bol şans. Kaç yaşında bu Merhaba, kız? Nasılsın? Merhaba, ben iyiyim. Ben, ya söylemedi de bence bu kız 20 26 ya da 27. Sanki kız daha yaşlı çocuktan. Neden o dudak Çocuk tarafındaki sanki. şeyden dolayı mı? Çocuk ben Evet. miyim? Ben değilim. Çocuk yakışıklı niye bana benzetiyorsunuz ki? Şükrü Anladın? sen de yakışıklısın. Ama ben şişmanım falan. Yapıyorlar ya, öyle tweet atıyorlar. Benim nerem şuna benziyor ama ben şişmanım. Kim sen nasılsın? Harikayım, teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Ha, çocuğun dişleri var oğlum. Okulum yeni bitti. Aa, güzel, ben hala okumaya devam ediyorum. Ne okuyorsun? Sanat tarihi okuyorum ama çok fazla bir okula gittiğim söylenemez çalıştığımdan kaynaklı. Aa, sanat tarihi çok güzel. Evet. Berfin ve Ufuk, ilk sorunuz geliyor. Sevgilinin kalabalık arkadaş grubunda tek kadın ya da tek erkek olması seni rahatsız eder mi? Eder. Eder ya. Eder abi. Neden? Neden tek abi? Şükrü yakışıklı mıymış? Yeni öğrendim, yazmış biri chat'e. Değilim abi. Ben çocuk biraz geniş çıktım. Aa, kırmızı oldu. Neden peki? Tek başına bir gereği yok bence. Ya tabii hani, tabii ki de. Mesela tek başına gidecekse... Oh, iki abone aynı anda mı geldi? Gel bak, hazır mısınız? Narvel, Prime ile abone olduğun için teşekkür ederim. Vezlan, hoş geldin abi. Abone olduğun için teşekkür ederim. Yayın kapalıyken de abone olanlar var. Hazır başlamışken onları da okuyayım. Viritan FTV var. Sanırım onun dördüncü ayı falan da o. Duyurur sonra. Aşilius 00 var. Bir de Ranzayı var. Üçünüz de hoş geldiniz abi. Eğer ben de uygunsam birlikte gideriz. Değilsek zaten gitmesinin bir anlamı yok bence. Yo, ona katılıyorum. Katılmadığım nokta şu, eğer ki hani herhangi bir rahatsızlık durumu yani söz konusu değilse, benim tanıdığım arkadaşları ise bulunmasını... Ne dedin? İkisinin de gözü aynı renk bunların. Belki akrabadır ikisi. Bilemezsin ki, sırt sırtalar sonuçta, değil mi? Yeni çakmak aldım, yanmıyor. Ha, yeni çakmak cebimdeymiş. Herhangi bir sakınca yok. Neyse, izleyelim. Yani her ortama gidecek diye bir şey de yok bence yani. O gün de gitmeyi versin. Tabii, katılıyorum. Olabilir. Yani hani kesin bir yargı değildi bu, hayır. Evet de olabilir, hayır da olabilir. Durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Yani benim için bence gitmesinin bir anlamı yok. O gün gitmese de olur. Demek ki ben müsait değilmişim ki gidememişim. O da gitmeyebilirmiş. Doğru. Sevgilin 100 kilo alsa ayrılır mısın? Evet. Hayır. Kesinlikle evet. Hayır. Ben ayrılmam. Kesinlikle evet. %100 evet. Evet bu arada ya. 100 kilo ne amına koyayım? Ya. Yani kızlar zaten 50 kilo 60 kilo falan oluyor genelde. Bir de evet, üstüne abi. 100 kilo alıyor. 100. Ayrılmam. Hani 10 kilo demiyoruz burada. Hafif bir eminim ayrılmazsınız. Hafif bir kilo almaktan Ayrılmayız bahsetmiyoruz. Abi. Nasıl ayrılması? Yalan, yemin %100 yalan ya. Ben zayıf diye mi çıkacağım onunla? Hayır canım, senle birlikteyken 100 kilo alan bir insanın bir problemi, bir şeyi olmuştur yani. Kardeşim bir dur dersin. Yani 100 kilo... problemim var diye şey mi diyeyim, siktir git mi diyelim yani sonuçta. O kadar zaman geçirdiğiniz siz şu an var ya, oldu, bay bay mı diyelim? Ağır şekilde duyar kasıyorsunuz, başka bir şey değil. Bir insan Hayır. 100 kilo alıyorsa psikolojik yardım falan alması gerekiyor yani. Bir anda. İşte bir de bir darbe de biz vurmayalım ya. O bu arada asıl, neden ben ayrılmam? Asıl ayrılman gerekiyor ki dur desin kendine, evi ne oluyor desin, ben 100 kilo neden aldım desin. Ben harbi ayrılmam ya. Neyse. Şimdi hani iki kız da ayrılmam dedi. Yazın abi bunu bir kenara. Yani hiç zannetmiyorum ki gerçek hayatta öyle olsun.
Evet, 100 kilo aldın diye ayrılmazlar. Başka bir sebep bulurlar. Doğru diyorlar. 100 kilo aldın yani 100 kilo aldın diye ayrılmaz. Olabilir ama sebep bu olmaz yani. Ne der biliyor musun? Ya sen hiç evden çıkmıyorsun. Birlikte artık gezmiyoruz. Bak bu doğru. Bütün gün yatıyorsun falan ki 100 kilo aldıysa bütün gün yatıyordur. Evet, ayrılık 100 çok fazla. Yani 50 falan olsa kabul edilebilirdi ama 100 fazla. Ayrılırdım dedi ikisi de. Tabii ki ayrılırdım diyecekler. Akıl var mı? Ha sizin tabii sevgiliniz ki olmadığı için öyle diyorsunuz. Nasıl ya? İkinizin de hayatı boyunca sevgilisi olmadığı için duygusal yaklaşıyorsunuz. Aga be! Aa bildik, güzel. Evet. Evet, katılıyorsun değil mi bana bu katılıyorum konuda? Katılıyorum kesinlikle ya, çünkü 100 kilo demek ki sen mutsuzsun ilişkinde. Bak kız da hani benim gibi düşünüyor. Kendini yemeğe falan vurmuş. Yemeğe vurmuş yani kendini. Hani orada bir sıkıntı var bence. Evet evet, katılıyorum. Onu bir sorgulamak lazım, ayrılırım herhalde. Çünkü 50 kilo aslında ayrılırım. Biz düşün... 50 kilo... ne kadar kilo olduğuna bağlı en başta. Aynen, mesela diyelim ki kız 47 kiloydu, 50 kilo aldı, ayrılmayabilirim. Derim ki biraz zayıflaman gerekiyor bu 10 kilo falan. Yani görüntün... 10 kilo mu? Açıkça söylerim ben ya. 10 kilo mu? Ya hayır yani 10 kilo derim ki başta 10'la başlasın hani bir şey yapsın diye. Ama yok cidden ben... Peki 10-20 falan rahatsız eder mi? Ya tamam, istediğiniz kadar laf edin, duyar kasın. Ben zaten kilolu insanlardan hoşlanmıyorum hiçbir şekilde. Kilolu insan hoşuma gitmiyor yani. Tarz meselesi, bazı insanlar da kilolu seviyor. Ben sevmiyorum. Yemeye başlarım. Peki ben bir şey sormak istiyorum bu soruyla alakalı, hani kilo al, o kadar kilo aldıktan sonra zayıflaması için onu teşvik eder misin yoksa? Bu arada kilolu insanlardan hoşlanmıyorum derken arkadaş olarak bahsetmiyorum, cinsellik olarak böyle sevgili olarak hoşuma gitmesinden bahsediyorum. Yoksa bir insanın kilolu olması beni hiçbir şekilde etkilemez. En yakın arkadaşlarımdan biri Punky, çocuk kilolu çok severim. Cahre'in kilolu severim. Kemal kendine müzisyen, ayı gibi severim. Zeus'u diyoruz. Pek sevmem ama severim. Levo. Severiz ya. Levo'yu da severiz. Tabii ki de ederim. Birlikte hani spor falan belki. Spor. Yok, hayır, Levo veriyor. Ben antrenörlük yapıyorum mesela. Hani o konuda bayağı da yardımcı olabilirim. Tamam, destek olmak evet, iyi evet. Güzel. Yani normal kilo alımı tabii ki de olabilir ama öyle çok aşırı... Aşırı kilo bence bir yerden sonra mutsuzluk işareti gibi bir şey bence yani. Evet. Doğru katılıyorum. Ama kıvırma. 100 kilo çok fazla. Çok aynı. Evet. Kıvırmadım ki. Kilolu arkadaşım bana niye zarar versin ki? Kariyerine engel olduğunu için sevgilini terk eden mi? Kariyerine engel olduğun için düşündü... Kariyerine engel olduğunu düşündüğün için sevgilini terk eder miydin? Etmezdim ben. Ben ederdim. Düşünmem gerekiyor. Düşünmeden mi? Tamam, düşünmeden söylüyorum. Şu an ederdim ama bir sene önce etmezdim büyük ihtimal. Fikirlerim değişti çünkü. Bir sene önce biraz salaktım. Hayatımın merkezine sevdiğim insan bilmem ne dediğim kişiyi koyabiliyordum. Ama bu saatten sonra sittin sene koymam, terk ederdim. Güzel, bence evet. De. Hayır, bırakılmaz. Hayır dedi, adam yani, gibi adamlar. Çünkü belirli fedakarlıklar yapmak gerekir bazen. Sevdiğin insan içerisinde hani bazen işi arka plana atıp ilişkiyi ön planda tutmak her zaman daha sağlıklıdır. Çünkü beraberken devam edersek belki de daha da iyi bir noktaya çıkacağımdır. Evet, belki kararlarına bir süre sonra saygı duyup ortak bir yerde de buluşabilirsiniz. Ya da kariyerine, hayatının belirli dönemlerinde tekrar yüklenebilirsin ama aşk, sevgi ya da ilişki o her zaman olacak bir şey değil. Katılıyorum, bence. Sonuna kadar katılıyorum. Bunlar ilişkileri... Ve aşk, hani aşk yaşıyorsan eğer bir süre sonra zaten... Bunlar bu soruları nasıl cevaplıyor biliyor musun? Sevgili kısmını şöyle alıyorlar. Yani böyle aşıklar, hani çok seviyorlar olarak algılıyorlar. Evet. Öyleyse... Eğer öyle düşünürsen zaten hiçbir şekilde bu cevapların hepsinin hayır falan olması gerekiyor. Hiçbir şekilde sorun olmaması gerekiyor. Çünkü ama bir şey diyeceğim. Aşıksın bence zaten. Bence çok sevmediğin biriyle zaten çıkmaman lazım. Ne canım, bizim de şey ihtiyaçlarımız yok mu ya? Tamam, çıkmadan yapmıyorum. Böyle oynamış zaten. Oluyorsun. Niye ya? Şükür bunu sevmedi. Bu arada böyle konuşmak mıyım?
hoşlandığımı yani böyle düşündüğüm insan çok olsa da biriyle ilişkiye başladıysam kesinlikle başta çok sevdiğimi düşünerek başlamışımdır. Öbür türlü ben de başlayamam. Direktör bence. Evet, buna inanıyorum, ben de inanıyorum. Böyle olması çok daha önemli. İş ikinci planda kalmalı. Evet. Berfin ve Ufuk şu ana kadar 100 TL kazandınız. Evet, çok güzel. Harika. Harca. 100 TL küçümsediler. Geliyor. Eğer hazırsanız. Evet, hazırım. Kesinlikle. Gece hayatını çok seven birisiyle birlikte olur musun? Evet. Olmam. Nasıl birlikte olur musun? Birlikte olurum. Birlikte olurum ama sevgili olmam. Çünkü, neden? Çünkü gece hayatını sevmek bana çok basit bir şeymiş gibi geliyor. Yani gece hayatı gösterişten başka bir şey değil. Gerçekten hayatın eğlencesinin içip patlamak, kopmak olduğunu düşünmüyorum. Benim eğlence anlayışıma uymuyor. Bir kere ben barlarda falan asla eğlenmem. Yani zorunluluktan veya hadi ayın yılbaşı bir gidelim modunda gidelim. O yüzden bana ters geldiği için olmam. Evet, harika. Evet, harika. Evet, herkese birlikte eğlenebiliriz. Evet, eğlenmeyi seviyorum gerçekten. Yani eğlenmeyi seviyorum demek, eğlenmeyi herkes sever ama eğlence anlayışı gece bara gitmek değil ki. Eğlence anlayışı, benim eğlence anlayışım kız arkadaşımla oturup ne bileyim kahvemi çayımı alıp abur cuburumu alıp belki film seyretmek, belki dizi seyretmek ya da ne bileyim tamam dışarı mı çıkacağız? Nezih bir yerde, sakin bir yerde oturup sohbet etmek, gidip de patlamak değil amına koyayım sabah akşam. Coşmak değil. Patlayacaksam da evde patlarım yani. Bilmiyorum, ben dışarısını çok sevmiyorum ya. Ben de ya. O kaos bilmem ne çok sevmiyorum. Gece ne yaparsın? Yayın yapıyorum abi geceleri. Niye Gavat Elit diyorlar? Kim Gavat? İçindeki emekliyi çıkarttı amına koyayım. One Trick Shutter 50 bit gönderip aga ve kız arkadaşım olsa da koltuğa uzanıp sarılarak Netflix and chill yapsak. Abi öyle olmuyor işte. Yani ben de isterim onu da öyle olmuyor. Gece hayatına akman gerekiyor galiba. Comfort zone adamsın sen. Comfort zone'un alakası yok. Ben mesela şimdi yalan söylemeyeyim. İlişkinin başında biraz rol yaptığım oluyor. Yani ne rolü yapıyorum? Mesela gece hayatından hoşlanmasam bile karşı taraf hoşlanıyorsa dışarı çıkıp barlara marlara gidiyorum. Ama belli bir noktadan sonra Empizer hoş geldin. Barlara falan gittikten sonra diyorum ya gitmesek çok bayık falan ben eğlenmiyorum deyip o kısmı köreltiyorum yani. Ama karşıdaki insanı niye kandırıyorsun ki? Karşıdaki insanı tavlamak için kandırıyorsun. Ayıp bir şey. Ya o da sevmiyorsa rol yapıyorsa? İşte sonradan ne mutlu Türk'üm diye ne diyorsun zaten hani o da sevmiyorsa ortaya çıktığında süper oluyor. Çok değiştin Şükrü. Yok çok değiştin hiç duymadım. Şimdi o zaman Şükrü sen başta seviyor taklidi yapıyorsun, kız gerçekten seviyor diyelim. Hı-hı. Sonradan sen takılmak istemiyorsun ama o da gece hayatına takılıyor diye mesela içten içe sinirleniyorsun. Böyle istemiyorsun, gitme falan diyorsun. Bu sağlıklı bir ilişki midir? Öyle bir ilişkide hiç bulunmadım. Ben gitme, bak gitme dediğim noktaya bile gelmemesi gerekiyor benim ilişkimde. Biri bana ben gece hayatını çok istiyorum, gideyim dediğinde benim gitme deme noktasına bile gelmemesi gerekiyor. Öyle bir şey olması gerekiyor ki onun bana öyle bir şey teklif edemiyor olması gerekiyor. Yani ben gitmiyorsam o da gidemez benim mantığımda. Buna kralık diyebilirsiniz ama gidemez yani. Ben evde duracağız diyorsam, gitmeyeceğiz diyorsam ben o zaman içmeye gidiyorum gece bara diyemez. Okan 5 TL gönderip ben hiçbir sevgilimle film izleyemedim. Bitmiyor o film, sende nasıl oluyor demiş. Bitmiyor o film derken sevişmeye mi başlıyorsun Okan? Eğer öyleyse bende hiç öyle olmadı. Ben filme çok saygı duyarım. Ben film seyrederken kesinlikle sırnaşmayı falan sevmem. Sus be filmi seyret derim. Ama film leş gibiyse kapatırım. Yani gerçekten bu kötü filmmiş derim. Kapatırım yani. Müzik seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet, ben de çok seviyorum. Evet. Böyle kaybolmayı da seviyorum bazen. Hani sonuna kadar böyle dağıtmayı da. Tabii ki de onun da ayrı bir acısı oluyor ama
eğlenmek keyifli. Alfa şükrü zaten sen ya. Öyle birini istiyorsan sen de öylesindir. Evet. Birlikte bence harika güzel vakitler geçirilebilir. Evet, geçirebiliriz. Tam bunlar an... bunlar geçirirler. Xtilos 3 TL gönderip abi selam demiş ve link göndermiş. Adam öldü amına koyayım. Adam öldü amına koyayım. 10 dakikalık versiyonunu gönderdim. Adam öldü amına koyayım. Teşekkür ediyorum abi. Kadar 150 TL kazandınız. Süper. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bir daha asla ayrı noktalara düşmeyelim. Kesinlikle. Her an senden haber almak isteyen, ilgiden çok hoşlanan biriyle beraber olmak ister misin? Soruya cevap veremeden kaldırdılar ya, dur. İster misin? Her an senden haber almak isteyen, ilgiden çok hoşlanan biriyle beraber olmak ister misin? Hayır. Hmm. Hayır. Ben olurum ya. Ama yokmuşum gibi de davranmasın yani. Ben olurum bu arada. Rahatsız etmez beni. Yani neden rahatsız etmez biliyor musun? Abi her zaman senden haber almak isteyen ve ilgiden hoşlanan biri ters değil mi zaten? Bu iki şey birbirine. Hayır değil. İlgiden senden haber almak isteyen biri... İlgilen benle demek istiyor işte. Ha, o anlamda. Ne yapıyorsun ben şu an falan? Ben Türkçem yetmedi. Ben olurum bu arada. Yani neden olurum biliyor musun? Karakter gereği zaten birlikte olduğum insanla çok fazla ilgilenen bir insanım. Hem de ilişkide benim mantığımda zaten haber almana gerek kalmaması gerekiyor. Çoğu şeyi birlikte yapıyor olman gerekiyor. Yani birlikte zaman geçirmekten keyif alıyor olman gerekiyor bayağı uzun uzun. O yüzden benden haber alması ya da işte bende ilgilen demesi beni rahatsız etmez zannetmiyorum. Evet. Evet. Ben buna hayır dedim değil mi? Evet. Sürekli ilgiden hoşlanmam. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun bu ben konuda? Ben hoşla isterim ya. Ben tabii kız da olduğum için belki evet demem normal. Yo katılıyorum ona. Tabii ki de bir haberleşme olması gerekiyor, iletişim olması gerekiyor ama sürekli bir neredesin, kimlesin, hayır, ne yapıyorsun, kız, ne zaman çıkacaksın? Ama en azından... Yanındakilerin isimlerine hani bu sorudan ben bunu anladım. Bu yüzden hayır cevabını kullandım. Ama en azından gün içinde ne yaptığımızdan, kiminle olduğumuzdan hani birbirimizin haberi olursa hani o zaman gerçek bir ilişki olmuyor mu? Yoksa normal bir arkadaşına zaten söylemezsin bütün gün ne yaptığını ya da yanında kimin olduğunu. O zaman ilişkinin farkı ne? Şöyle cevaplamak istiyorum bunu. Sürekli konuşmadan bahsediyorduk değil mi soruda? Yani sürekli evet. Ben çok aslında sürekli olarak... Ben senin dediğine %100 katılıyorum. Sana haber vermeliyim, nereye gittiğimi söylemeliyim, kimlerle olduğumu söyleyebilirim sorarsan eğer ama bu sürekliliğe de... Sürekli yani bağlanırsa attığın, eğer ki hani bir boğma derecesine girer. Attığın her adımı da tabii ki söylemeyeceksin ama en azından... Bütün şeyleri, soruları çok aşıkmış gibi cevaplıyorlar demiştim. Bu soru mesela çok aşıkmış gibi cevaplanmış bir soru değil adam tarafından mesela. Sen çok aşık olduğun bir insanın senden ilgi beklemesini ve nerede olduğunu sürekli bilmek istemesinden rahatsız olmuyor olman gerekiyor. Bütün soruları öyle cevaplayıp bunda ay ben darlanmaya gelemem, beni salması gerekiyor falan moduna girmesi saçma yani. Gün içerisinde hani genel olarak ne yaptın, nereye gittin? Gerçekten darlanmaya gelemeyen bir insan diye bir şey yoktur. Yani neyden darlanıyorsun ki? Sana mesaj yani ekstrem belki bir durum var. Belki adam özgürlüğüne aşıktır şüphe. Adam özgürlüğüne aşıksa neden bir ilişkiye giriyor? Neden sevgili yapıyor? İhtiyaç. Tamam o zaman yani yapmasın sevgili, başka bir şey yapsın. Doğru. Empizar'a 25 TL gönderip link göndermiş abi. Şöyle alalım kenara. Bu ne? Bakarız abi videodan sonra. Teşekkürler ya da ekstra olarak kiminle görüştün tabii ki bunları söylemen gerekiyor. Buna ben de katılıyorum. Ben süreklilik kısmına katılmıyorum. Evet süreklilik belki sıkabilir bir yerden sonra. Evet. O konu... Bir şey soracağım. Helin sen şey mi dedin az önce? Ben... İstemem öyle bir şey. Hoşuma gitmez mi dedin? Evet. Niye bütün gün darlıyorsun o zaman beni?
Ben senden beni geri darlamanı istemiyorum ki. Ben senin darlamayı seviyorum belki. İlginç. Olamaz mı? Olabilir. İlginç. Bunda hemfikiriz. Evlenmeden aynı evde sevgilinle yaşar mısın? İyi yakaladım, güzel yakaladım. Yaşarım. Evlenmeden sevgilimle aynı evde yaşarım. Yaşamam. Yaşanır bu arada, niye yaşamıyorsun? Sen evet mi dedin? Evet dedim. Ben hayır dedim. Çünkü bence evlilikten sonrasında da bir şeyler kalmalı. Her şeyi Özlem sevgiliyken, birlikteyken yaşadık. Ne oldu Özlem'e? Dojladı soruyu sanırım. Özlem de yaşar ya. Sevgilin aynı yaşar mısın? Yaşarım kesinlikle. Elin, sen yaşar mısın? Yani. Yaşamam oğlum. Sen yaşayamazsın zaten, baban izin vermez büyük ihtimal. Vurur büyük ihtimal, evet. Pompalı tüfeklerle gelir. Ama bence evlenmeden önce kesinlikle birlikte yaşayabiliyor musunuz diye bakman gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bence de. Çünkü birlikte, yani biriyle sevgili olmakla birlikte yaşamak aynı şey değil. Ben dışarıda buluşup görüştüğüm sevgililerimle hiçbir sorun yaşamıyorken 4 gün aynı evde kaldığım zaman 3. günü aşırı bunaldığımı hissediyorum yani. Ya zaten ilişkilerin çoğunun bitme sebebi uzun süre birlikte vakit geçirdikten sonra keyif almadığını fark ediyorsun. Öbür türlü her görüşmek istediğinde dışarıda buluşmak, kimsenin birbirine zararı yok ki. İhtiyaç duyduğunda gidiyorsun ve görüşüyorsun yani. Ama bir ihtiyaç duymadığında, bir görmek istemediğinde, eğlenmek istemediğinde, yalnız bırakılmak istediğinde de aynı evde olduğun zaman sana ne kadar batıyor? Seni ne kadar rahatsız ediyor? Ona bakman gerekiyor. Doğru. İhtiyaç derken anladın sen onu. Yaşadıktan sonra hani bilmiyorum, evliliğin bir, ve ben öyle düşünüyorum, bir farkı olmalı bence kesinlikle. Evliliğin bir farkı olabilir ama ben beraber yaşamak için yedi de evlilik olmasına gerek duymuyorum. İki insan beraber güzel anlaşıyorsa beraber yaşamalarında bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Bir de ben şöyle düşünüyorum, bence birlikte şöyle yaşanmamalı. En azından gün içerisinde sevgilinle gün bitiminde ben eve gidip kafamı dinlemeliyim yani tek başıma. Bir kendime ait bir alanımın olmalı. Ne kadar çelişkili. Kız az önce sürekli ilgiden hoşlanırım dedi. Sürekli benimle ilgilenilmesini isterim dedi. Şimdi de kendime ait bir alanım olmalı. Yalnız başıma kafa dinlemeliyim diyor. Nasıl kafalar yaşıyorlar acaba, merak ediyorum. Çocuk da tam tersini yaptı. İlgiden hoşlanmam dedi, birlikte yaşarım falan dedi. Yani tamam, çocuğunki biraz mantıklı, birlikte yaşıyoruz diye sürekli ilgilenmek zorunda değil, ama kızınki saçma. Kafamı dinlemek istiyorum diyor ama ilgiden hoşlanıyorum diyor, saçma. Alanım olmalı yani. Orası evet, kesinlikle öyle ama sevgiliyiz ve evlilik tarzında bir şey düşünmeyip beraber güzel vakit geçiriyorsak neden beraber yaşayıp daha fazla beraber güzel vakit geçirmeyelim? Bence ilişkiyi yıpratıyor ya, ilişkiye zarar veren bir şey. İlişkiyi yıpratmıyor, ilişkinin olup olmayacağını görüyorsun. Yani birlikte yaşamak ilişkiyi yıpratıyor dediği şey, zaten olmayacak bir ilişkiyi görüyorsun birlikte yaşamaya başladığın zaman. Bu şey, ilişkiyi daha uzun sürsün, kullanım süresi dursun diye dolapta saklayan şey, ilişki demişim. Bir yemeği dolapta saklamak gibi bir şey. Elbet çürüyecek o. Ama sen onu dolapta saklıyorsun aynı evde yaşamayarak. Mantık aynı. Güzel benzetme. Bence bu. Sevim. Ben çok karşıyım. Yazın bunu bir kenara. Evlenmeden birlikte yaşamaya. Karşıyım yani. Olabilir. Yazın bunu bir kenara. Evet. Tadı tadı bayağı. Hiç yakın arkadaşlarından biri senden hoşlandı mı? Hiç yakın arkadaşlarından biri senden hoşlandı mı? Evet. Evet. Evet mi Helin? Evet. Özlem? Soru ne abi? Evet. Okan? Soruyu Okan, ben hayır. Değilim. Boş ver, cevabı Okan hayır abi. Okan hayır zaten, boş ver. Okan hayır senin cevabı. Ya abi zorla, ne oluyor hiç ya? Hiç yakın arkadaşın senden hoşlandı mı Okan? Böyle bir şey olursa da benim haberim yok. Ya, ben yakın arkadaşım benden hoşlandığı oldu ama erkekti. Ne? Ne? Şaka yapıyorum. Travestiydi. Evet, çok kötü bir şey bence ya. Ben hiç sevmiyorum. Evet, normal farklı bir... Nasıl bu? Söylüyor çünkü. Oğlum yani... söylüyor, belli ediyor. Bir şey yapıyor yani. Ha, söylüyorsa belli ediyor. Tamam. O Okan ya, masum hayır diyemedi. Ben çok masumum ya. Şükür bu başlıklar ne, eskiden böyle değildin. Çok değiştin ama yine de seni seviyorum. Seni nasıl sikerim? Okay. Bir şekilde ona yakınlık gösterdikten evet. Sonrasında böyle canım cicim derken bir anda olay çok farklı yerlere çekilebiliyor. Evet, bu kötü bir durum. Bazı insanlar bence arkadaş olarak kalmalı. Ve öyle bir şey hissetmiyorsan da kesinlikle onu belli etmemelisin. Karşı taraftan öyle bir şey görmediysen belli etmemelisin ve arkadaşlığa zarar vermemelisin. Ama işte bu kadın da her şeyi sonsuza kadar sürdürmek istiyor abi.
arkadaşın senden hoşlanıyorsa belli etmeyip acı mı çeksin, belli etsin, olmuyorsa bitsin arkadaşlarınız. Gerçek bir arkadaşlık değil ki o. Senden hoşlandığı için senin yanında bulunuyor. Arkadaşın değil o. İşte bazen şey oluyor, hani insanlara gösterdiğimiz ilgi farklı anlaşılabiliyor ve evet, farklı yerlere çekilebiliyor. Bu da ayrımı iyi yapabilmek gerekiyor. KN6 yazıp durma kardeşim. Öyle bir şey yoktur. Varsa da sikimde değil. Lütfen yazıp durma. Umurumda değil. Evet, o onun ayarını iyi yapabilmek gerekiyor. Bu bazen bizden kaynaklı değil ama karşı tarafın beklentisinden de kaynaklı olabiliyor. Evet. Ama ben karşıyım. Ben de karşıyım, evet. Cimri biriyle beraber olur musun? Cimri biriyle beraber olmam ya. Cidden en gıcık olduğum hayır, şeylerden biridir bu. Olunmaz ya. Kendim olunmaz. Cimriyim çünkü. O yüzden başka biriyle olamam. Ben de çok para harcadığım için olamam. Bu arada şaka bir yana cimri değilim. Ama tutumluyumdur. Yani sallıyorum, kız arkadaşıma param yokken bile çok pahalı hediyeler aldığım, sürekli işte isteyerek, üsteleyerek hesabı ödediğim bilmem ne şeyler oldu. Ama kendime geldiği zaman tutumluyumdur. Kendime çok fazla harcama yapmayı sevmem. Bu cimrilik mi bilmiyorum ama kendime tutumluyumdur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela o cimrilik mi bu, tutum mu tam bilmiyorum. Mesela bir şey bir yerde 20 TL, diğer yerde 30 TL. Ama aslında kazandığın paraya baktığın zaman bu 10 TL çok değersiz. Ama ben o gidip özellikle yorucu da olsa veya bir gün beklemem de gerekse 20 TL'lik olanı alırım. Pinti mi deniyor? Ne deniyor artık? Gidip de aman ne olacak deyip 30 almam. Sen 10 liranın hesabını yapıyorsun ama aslında 10 lirayı tekrar tekrar kazanırsın ama o kaybettiğim günü bir daha kazanamazsın. Şükür. Doğru ama o kaybettiğim gün dediğin ne kaybediyorum ki? Bir oyun alacağım mesela, yarın indirime girecek. Neden beklemeyeyim ki? Hayatına 24 saat. Önemli mi? Empizar'a 25 TL daha gönderip en yakın arkadaşımla sevgili olur muyum deyip link atmış. Olamazsın. Anne iyi yavrum konuşmamız kanka ya valla. Ne kaybolun tamam mı? Olur kanka, zaten aradığın zaman gelirim ben sana ya, şimdi. Ya kanka canım kanka. Kanka ne olacak kankam? Kanka bir şey yok kanka. Emin misin kanka? Okan mı galiba? Bir şey yok kanka. Seni alacağım ben seni. Tamam, gidiyorum ben. Aa, ne oluyor ya? Arayacağım ben. Güzel video abi. Okan değil miydi bu? Evet, kesinlikle. Elin, aynı fikirde olmuş. Evet. Aynen, Manuel Reis. Manuel Reis. Manuel seviyorum Reis. Harika. Para harcamayı seviyorum. Sigara atan videosu var. Tamam, dur izleyelim birazdan. Cimrilik kötü bir şeydir, harcamak kesinlikle güzeldir, evet. Kötü. Varsa harcamak gerekiyor. Harcayalım ki eğlenelim. Ya daha çok kazanalım, daha çok harcayalım. Zaten karşındaki... Çocuk video ilerledikçe kızardı ama nakıyım. Kırmızı oldu çocuk. İnsan anlayışlıysa ya da senin birlikte olabileceğin bir insansa zaten seni zor durumda da bırakmaz. Evet. Baktım da şöyle bir hakikaten benziyor galiba yani. Yanına koysana kameranın, bakayım profilden. Vallahi aynı bu arada. Çocuk gibi bak Şükrü. Ne? Çocuğun baktığı şekilde bak. Nasıl bakıyor ki? Bakamam öyle. Bakarsın, o yüzden cimri olmanın da bir manası yok yani. Kesinlikle. Ne yapacağız? Parayı mezara mı götüreceğiz yani? Asla bakamam. Yani kesinlikle. Çok boş bakıyordu çünkü. Soru boş geliyor. Bakamam. Sevgilinin bakışlarım seni aldattığını öğrendin. Sevgilinin seni aldattığını öğrendin ama ayrılmaman için 1 milyon dolar teklif, ya soruyu okumama bile gerek yok. 1 milyon doları veriyorlarsa her şeyi kabul ederim. Ayrılmaman için 1 milyon doları kabul ediyorum abi, direkt soruyu okumama gerek yok. Sonsuza kadar almayacağım o milyon için. Ben ya ben de onu aldatırım, takılırız, bir şey olmaz, sikimde değil. 1 milyon aynen doları abi versinler, ben Bali'de, Dubai'de takılırken ne yapıyorsa yapsın ya. 1 milyon dolar teklif etti. Kabul edersin. Bali'de, Dubai'de takılmazsın işte. Niye? Nerede takılacağım? Evinden ayrılmayacaksın adamın. Sevgilisi olmadan. O da benimle gelsin. Ayrı ayrı takılırız. Sıkıntı değil. Abi sen mi ayrılmıyorsun derken sonuçta ya, ilişkini bitirmiyorsun mı yani? Aynen. Nasıl ya? Mahkumsun yani ona. Ya bu tamam canım, bitirmesem de aldatamıyor muyum? Kim tutuyor beni? Kim zorluyor? Bitirmiyorum ilişkimi.
Sana 1 milyon dolar teklif eden adamın arkasında kimdir, kimler vardır Şükrü, gelip vururlar yani. Hayır ya, ilişkimi bitirmiyorum. O beni aldatmışsa ben de onu aldatırım, ayrı ayrı takılırız yani. Tam aynı yerde aldatalım, umurumda değil. Evet, bitmiştir zaten. Aldattığı anda bitmiştir yani. Ya. Yani tamam, şimdi 1 milyon diyor. Doları düşün. 1 milyon kabul edersen bitmemiş oluyor. Abi nasıl aynen. Bitmiyor, saçmalı mıyım? 1 milyon doları alırız, onun etrafından oynarız bir şekilde. Salaklık bu, şey mi diyeceksin? Hayır, asla ayrılmam gerekiyor. 1 milyon dolarınız sizin olsun. Ne gururu yaşıyorsun. Öleceğiz, ben gideceğiz zaten amına koyayım. İnsan vücudu. Ne soksun 1 milyon doları? Hayır, hayır yani kız aldatsana. Hayır, kız aldattı, tamam mı? Ram. 1 milyon dolar alıyorsun. 1 milyon dolar da güzel para. Niye gurur yapıyorsun ki? Yani bana ne? Ben aldattığı zaman benim asla affedemeyeceğim bir şey, tamam mı, aldatmak? Direkt bitiririm ilişkiyi. Ama 1 milyon dolar veriyorlarsa ben kafamda bitirsem de ayrılmadan durabilirim yani, umurumda olmaz. Kafamda hiçbir sevgi bir şey kalmaz. Ama durur yani, tamam, ilişki olarak dursun, takılsın. Ben de gider başkasıyla takılırım. Bir şey soracağım, çok saçma yani. Ne? Peki 1 milyon dolar için ayrılmamayı kabul ediyorsun ama şey değil, öyle dediğin gibi takılamıyorsun. Normal sanki ilişkideymiş gibi devam etmek zorundasın böyle. Aldatmak falan yok. Böyle mecburen full ona takılmak zorundasın. O zaman kabul eder miyim? Hayır, o zaman kabul etmem. Kesinse öyle bir kural varsa, öyle bir kural varsa kesinlikle kimseyle birlikte olamayacaksın. O seni aldatırken sen 1 milyon dolarını uzaktan bakacaksın. Tabii ki kabul etmem. Parayı neye harcayacağım ki amına koyayım? Hayır, parayı neye harcayacağım o zaman yani? Doğru. İşte ona hayır diyoruz biz de. Yoksa ben de kabul ederdim. Ben 1 milyon dolarla soru da ben 1 milyon doları bir şekilde alırım, etrafından oynarım onu. Bir daha beni bulamazlar. İndiğimiz zaman şey neydi? Çiftlik Bank'ın sahibinin kaçtığı yer, oraya giderim abi. Uganda. Arjantin. Uganda mıydı? Şükrü Uganda, kaç liraya bir gecelik götünü verirsin demiş Zarakat'a. 1 milyon dolar abi Zarakat'a. 1 milyon dolar verdim gitti. Bir süre daha onunla ilişkiye devam etsin. Yani. Ne? Bir süre daha gözünü kapatıp kulaklarını mı tıkarsın? Hayır, aldattığını öğrendin değil mi? Soru öyleydi. Evet, aldattığını öğrendin ve 1 milyon dolar karşılığında sesini çıkarmayacaksın. Yani devam edeceksin ilişkiye. Bir süre daha devam ettikten sonra ayrılabilirim bence. Ay hayır. Evet yani. Hayır, asla. Böyle bir şey gerçekleşmez tabii ki de ama normalde cevabım hayırdır buna. Ama komiklik olsun diye evet dedim. Evet. Komiklik olsun diye mi evet dedin? Niye kıvırdın ki şimdi oğlum? Evet diyeceğini ikimiz de biliyoruz. Niye kıvırdın ki şimdi? Evet. Çok, ben de komiklik olsun ya diye evet dedim. Güldük mü bayağı? Bol bol güldük mü chat? Evet. Ama normalde hayır herhalde değil mi yani? Evet, normalde hayır, normalde hayır. Yani öyle bir olay olduysa biter. Son soruya geldik. Şu ana kadar 250 TL kazandınız. Bu soruyla 300 TL'ye çıkabilirsiniz. Ses sonunu sevmediğin birisiyle beraber olur musun? Olur musun Elin? Yani ses sonu şey değilse böyle falan değilse Sevmemek olayını komple şeye bağla. Bayağı gıcık ediyor seni böyle. Ben olmam. Ben de olmam. Ya böyle çok, nasıl diyeyim, sevmediğin derken hani normal bir ses sonu sevmiyorum. Hayır okay, ya, hiç olur. Üzerinde dönme böyle, etrafın sorunun. Sevmiyorsun. Bir sesi varsa olmaz yani. Mesela şey, örnek vereyim. Burak oyunda gibi sürekli böyle çığlık atarak giriyor muhabbete. Olmaz. Olmaz mı? Bence de olmaz. İmkanı yok. Ses çok önemli ya. Ses tonu o değil Şükrü demiş. Ya örnek verdim. Direkt Burak oyundanın gerçek sesinden bahsetmedim. Videoya giriş ses, hani bilerek inceltiyor ya böyle. Öyle bir ses senin olsa mesela. Bunlar hiç para kazanamadı ya. Ya bunun açıklamasını şöyle yapabilirim. Ses tonu hoşuma gitmiyorsa zaten belirli bir özelliği hoşuma gitmemiş oluyor. Sesinin bana iyi gelmesi gerekiyor. Güzel hissetmem gerekiyor. Ama ses yani insanın elinde olan... Ya tabii ki de ilk baktığımız zaman, özür dilerim böldüm. Hani karakter çok çok daha önemli. Ama hani eğer ki böyle bir seçeneğin varsa buna dikkat ederim. Ha, öyle bir seçeneğin varsa onu kullanırsın yani. Evet. Ay bence bilmiyorum ya ses. Ben çok herhalde dikkat... Emre'nin en son dikkat ettiğim şey sestir herhalde. Evet dedi kadın. Hiç yani o sıralamada bile yok. Berfin ve Ufuk şu ana kadar 250 TL kazandınız. Ama bu paranın sizin olması için birbirinizi onaylamanız gerekiyor. Birbirinizi onayladığınız takdirde bu 250 lirayı buluşmanızda nasıl harcardınız?
Bence onaylarlar abi. Eğlenmeye giderdik net kesin. Evet. Bunların evlenip çocuk yani yapması mesela önce bir yemek yiyip sonra bir yerlerde böyle dans etmeli bir yerlere evet, gidebilirdik. Evet öyle. Bol müzikli, yüksek sesli. Evet bol müzikli, danslı evet katılıyorum ona. Ama öncesinde bir yemek... Yemek yerdik aynen evet, kesinlikle. Yemek yerdik. Böyle bir yemek yerdik, bir şeyler içerdik. Sahilde oturmayı... Çocuk bu arada çok fazla... Önce. Çocuk bu arada çok fazla söz kesiyor yani benim az önce eline yaptığım gibi. Baya evet. Bana benziyor. Biliyor musun mesela? Kes, çok, çok severim. Evet mesela önce Kimine birazcık sahilde oturup günü geçirdikten sonra aynen. Gezip dolaştıktan sonra. Mesela şu an iyice boş yapıyor. Baya benziyor bana. Baya uzatıyor da uzatıyor konuyu. Tamam parayı alıp eğleniriz deyip kapatacaksın konuyu. Bir yerlere gidebiliriz. Böyle gün batımında sahilde. Evet aynen, evet bir şeyler, kesinlikle katılıyorum. Ondan sonra yemek yemeye gidip ondan sonra eğlenmeye gidebilirdik. Harika olurdu. Bu plan biraz güzel. Daha uzatırsa ben ileri alacağım. Değerlendirilebilir. Berfin ve Ufuk 250 lirayla birbirinize evet, dönebilirsiniz. Hayır, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. 1 milyon dolar... o öyle değildi normalde. Öyle bir şey yok mu? Evet, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tahmin ettiğin gibi miyim? Ne? Sen benim tahmin ettiğimi biliyorsun. Ben daha Esmer diye tahmin etmiştim, düşünmüştüm. Bunlar yani. Tamam sarışın. Oldu bunlar ya. Yani sesine odaklandığım, oldu sesine odaklanarak... Oynur vereyim mi? Ha, ben ses düşünmedim. Yok ama... Yani. Ama sana tarih falan okuyorum dedim. Böyle evet, bir şey bir şey bekliyordum yani. Evet. Tamam, hadi o evet, açıdan Dina. Tahmin ettiğim gibi. Normal falan da var, onu çıkardık. O çok kötü. 3, 2, 1. Eyşan. Nasıl ya? Oğlum hiç uyumlu değillerdi ki. Bence iki hayır dedi. Oğlum bunların göz rengi aynı bir kere. Tamam. İzleyelim. Kızı bir ayağa kalktıktan sonra çocuğa bakalım ben izleyelim. Ben ses düşünmedim. Bayağı bildiğin gözlerinin içine baka baka. Aa çocuk burada ama şey yapmış. Yıkıklık göstermiş abi. Ay kontağı bozmuş. Evet. Yok ama yani. Ama sana tarih falan okuyorum dedim. Böyle küpeli şey bekliyordum yani. Evet. Kız o kadar sert bir şekilde bakıyorsa kesinlikle göz kontağını kaçırmaman gerekiyor abi. Çocuk kaçırmış. Tamam o açıdan normal tahmin ettiğim gibi. Normal falan da var onu çıkardık. O çok kötü. Kız sert bak. 3. Kesin oradan kaybetti çocuk. 2. 1. Büyük resmi gördün gene Şükrü. Ondan kaybetti. Hayır çünkü. Dedim çünkü verdiği bazı cevaplar benim yaşam tarzıma, hayat görüşüme uymuyor. Onun dışında tam karşılaştığımız zaman da öyle farklı fazla bir elektrik alamadım kendisinde. Bir de 250 çocuğun, çocuğun el ayağı titriyor amına koyayım. Ben de hayır derdim. Ben bu adam bana benzemiyor. Bu yıkık. Hayır demesini bekliyor muydun? Benim de elim hep titriyor. Konuşmalar sırasında... Gerildiği için olmak zorunda değil ki. Benim hoşuma gitmez el ayağı. Sakin durması gerekiyor. Benim elim hiç titremez. Doktor eli. Bak. 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 Doktor eli. Doktor eli. Bak. Dümdüz. Çok ciddi davrandı. Parmağını niye sokuyorsun kameraya? Bak. Sanırım benim yapmış olduğum bazı küçük şakaları ciddiye aldı. Bundan kaynaklı olarak da hayır dediğini düşünüyorum. Parmaklarını etkiledim. Şey çok acı değil mi ya? Çocuk hayır bundan aldıktan sonraki hayır dediğini düşünüyorum. Şu yazık ya. Yazık boynu bükülmüş. Bence çocuğun evet dememesi gerekiyordu ya. Kızı beğendi oğlum. Bence kıza beğenmesiyle alakası yok ya. 250 lira. Bu Taner Hanım bence sarışın, kızı niye hayır dedi biliyor musun? Mavi gözlü, sevmedi bence. Dişleri olan versiyonu çocuk yazmış vegan mısın? Vegan mısının, vegan mısının iki tane yorumu neden 400, bir tanesi 453, bir tanesi 318 like almış? Ya yok, bu chatte zaten bizim izleyici. Vegan mısın bizim izleyici. Hatta YouTube...